Buyurun. Sele zeytinimiz kahvaltılık şahane oldu. Hepinize afiyet olsun. Bu da kızımın istediği yağsız. Kızım yağlı zeytin sevmiyor. Kızım için yarısını ayırdım. Yarısından az. Bu yağsız zeytin. Sele zeytini. Bu da yağlanmış hali. Bunu da sabah hemen üzerine tuzlarını bir su durulayıp tabağa koyuyorsunuz. Yağsız şekilde. Ama bu şahane oluyor. Bakın. Işığı da açayım önünde. Şu güzelliğe bir bakın. Sofralık. Kahvaltılık zeytinimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni ve yorumlar benim için çok önemli. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Hoşça kalın. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Sele zeytinimizin ikinci çekimini yapıyorum. Birinci çekiminde nasıl zeytin kurulura göstermiştim. Şimdi 25 gün geçti. Sele zeytinimiz şu şekilde taşla olgunlaştı. Taşımı şöyle alıyorum önce. Bakın ben bu taşımı alıyorum her gün. Bu şekilde zeytinimi karıştırıyordum. Bakın şimdi zeytini. Zeytinimiz oldu. Biz hatta yarım kilosunu yedik bile. Bu 5 kilo zeytin. Bunun lezzeti hiçbir şeyde olmuyor. Bu suyu altına akıyor bu şekilde. Birkaç kez suyunu bu şekilde döktüm tepsiden. Acı suyunu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi kızım benim yağsız seviyor. O yüzden bu şekilde ben bir kavanozunu ayırıyorum. 1-1,5 kilo kadarını. Çünkü onu bunu duruluyorum. Sabah kalkıyorum. Şöyle bir avuç zeytini duruluyorum. Masaya koyuyorum. Yemeğe hazır. Bu şekilde bu. Bu yağsız zeytin sevenler için bu şekilde. Bunu kavanozun kapağını kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Bakın sele zeytinimiz hazır. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem yüksek tansiyon hastaları için. Bu yaşlılar için. Burada tuzunu tamamen alacağız. Bütün zeytinimi böyle 1-2 su yıkıyorum. Süzgeye alıyoruz. Şöyle birkaç kez karıştırıyoruz. Üzerindeki tuz parçacıkları bakın gidiyor. Zaten temiz bu 3 su yıkayarak yaptığımız zeytin. Sadece tuzundan arındırdık. Bu şekilde süzgeye koyuyoruz zeytinimizin tamamını kalan. Daha sonra bu süzüldükten sonra 1 saat sonra bir örtü seriyorum ben masaya. Evet, 2 su yıkadım zeytinimi. Tuzundan arındırdım. Şu anda yüksek tansiyonlarda bunu yiyebilir. Şimdi bunu iyice seriyoruz. Hatta örtüyü değiştirirseniz bak altı ıslandı. Ben acele ettim süzülmesini çekim için. Örtüsünü bir değiştirirseniz daha çabuk kurur. Bu şekilde bir gece kuruyacak. Zeytinlerimiz. Yarın yağlamasını çekeceğim. Şöyle size gösteriyorum. Ağzıma atıyorum. Bakın tezgahına bakar mısınız? Kahverengi. Boyasız zeytin. Sağlıklı zeytin. Böyle ağzına atatacaksınız. Zeytinlerimiz 24 saat oldu. Bakın. Kurudu. Şimdi bu kuruyan zeytinlerimizi lokum gibi zeytinler oldu bakın. Şimdi mesela yiyorum. Bakın. Şahane oldu. Şimdi bu zeytinlerimizi kurudu. Bunu tansiyon hastaları rahatlıkla yiyebilir. Çünkü tuz oranı çok düşük. Hiç kalmadı gibi bir şey oldu. Duruladım 2 su. Kuruttum. Şimdi kavanozu dolduruyorum. Bu dayanması için üzerine zeytinyağı koyacağım. Ama daha uzun dayanmasını istiyorsanız ayçiçek yağı koyun.
Zeytinyağı biraz ağırlık yapıyor diyorlar ama biz zeytinyağına alışmışık. Siz ayçiçek yağını koyun, daha güzel oluyor. Bir çay bardağı zeytinyağı sızma. Kalan zeytinyağını da dolduracağım. Tuz koymuyorum. Kapağını kapatıyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle. Bu kahvaltılık. Şimdi yemeğe hazır. Dilediğiniz zaman tabağınıza koyup bunu tüketebilirsiniz. Böyle bir gün ara sıra karıştırın, zeytin yağ değmedik yanı kalmasın. Şöyle. Çok güzel oldu bakın. Şöyle de göstereyim. Şöyle biraz şöyle akıtayım. Bakın. Tam sofralık zeytin. Şimdi şöyle göstermek için size biraz akıtıyorum. Buyurun. Sele zeytinimiz kahvaltılık. Şahane oldu. Hepinize afiyet olsun. Bu da kızımın istediği yağsız. Kızım yağlı zeytin sevmiyor. Kızım için yarısını ayırdım. Yarısından az. Bu yağsız zeytin. Sele zeytini. Bu da yağlanmış hali. Bunu da sabah hemen üzerine tuzlarını bir su durulayıp tabağa koyuyorsunuz. Yağsız şekilde. Ama bu şahane oluyor. Bakın. Işığı da açayım önünde. Şu güzelliğe bir bakın. Sofralık. Kahvaltılık zeytinimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni ve yorumlar benim için çok önemli. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Hoşça kalın.